nasıl bir meslek? Taksicilik öncelikle zor bir meslek. İnsanlarla uğraştığımız, sarhoşuyla, itiyle, kopuğuyla, delisiyle, manyağıyla uğraştığımız bir meslek. Sabahtan akşama kadar direksiyon sallayıp evimize ekmek götürmeye çalıştığımız, kimi zaman başarılı olduğumuz, kimi zaman da bunu başaramadığımız bir meslek taksicilik. Bu işin geliri aslında taksimetre kaç yazarsa odur. İnsanlar ne kadar aslında tercih ederse odur bir yandan. Çünkü insanların taksiyi kullanması, bizlere bir ekmek parası vermesi bizim her zaman istediğimiz şey. Ancak gerek taksimetrenin bu kadar ucuz olması, ki bu konuda devletle çok görüştük ama maalesef ki bir sonuç alamadık. Taksimetreyi mecburen ucuzdan açıyoruz. Bu işin en zor kısmı aslında serserilerle mücadele etmek. İti, kopuğu, sarhoşu, arabanıza mı kusar, arabanızı küfürler mi savurur, bir doların lafını mı yapar? Yani bunlarla uğraşıyoruz sabahtan akşama kadar, inanır mısınız? Bu işe başvurmak için öncelikle bir geçerli, Sandu Seyahat'in de geçerli bir ehliyete sahip olmanız gerekli. Aynı zamanda biz sürücülerimizi bir bir arabaları nasıl sürüyorlar, yoğun trafikte nasıl araba kontrol ediyorlar, kaza yapıyorlar mı, ne kadar sıklıkla kaza yapıyorlar? Çünkü kaza olunca tabii şimdi bu arabaların bakımları var, yağ var, suyu var, tamponu var, farı var, aynası var vesaire. Bunlar hep durağımızdan çıkan masraflar. Bu yüzden kaza bizim için önemli bir nokta. Onun dışında müşteri memnuniyeti. Müşterilerle nasıl iletişime geçiyorlar? Düzgün, akıcı bir dil konuşuyorlar mı? Müşterilere efendim hoş geldiniz, efendim iyi geceler diyorlar mı? Bunlar çok önemli. Daha sonrasında bu ehliyetleriyle beraber bu testleri de geçtikten sonra arabaları onlar sürüyorlar. Arabalar kesinlikle onların üstüne değil, durağa bağlı arabalar. Sürüp kendi paylarını kazanıyorlar. Bizim önceliğimiz kesinlikle para değil. Müşteri memnuniyeti, onu önce belirtmem lazım. Çünkü para kazanmak değil, insan kazanmak önemli olan. Kalpleri kazanmak. Uber'leri kökten, kralını gökten.